Tok musun, aç mısın? Hadi gel, gel, gel. Bak döktüm buraya baba, gel. Al. Gel, gel, gel. Al bak burada, burada gel. Al. Anlamadı, gidiyor. Ha, bu iyi. Gel, gel, gel. Ben sadece siyah ve şunu görmüştüm. Arkadan bunlar çıktı. Vallahi dağ başına atmışlar. Köy uzak. Dağ başına atmışlar. Bu dönem uyuz da başlamış. Ama çok da zayıf. Aa, bir de bacaksız geldi siyah. Hoş geldin. Tamam, flaşı gören korkuyor. Evet evet, bir adım daha atmamaya. Evet. Aynen. Tamam. Evet, bence de kendi mamana gitmen lazım. Bu şapşık biraz. Ben mamayı nereye döktüysem oraya peşime geldi. Sonra tekrardan arabaya yürüdüm. Arabaya doğru peşime geldi. En azından şu çatıdan dolayı orada mama kalsa da ıslanmaz. Aslında hepsine mama döktüm ama birbirlerini taciz etmekten şu mamaya gitmiyor mesela. Bu da onu taciz edecek herhalde. Yok. Taciz etti ama mamayı yemek için. Kabadayılık yapmadı. Bakalım yapacak mı? Yiyecek misin yemek? Yiyecek misin? Hadi, demin yapıyordun. Evet, evet, evet. Gül bakalım. Hepsine mama koydum. Al abimiz de geliyor. Bunlar biraz yağmurdan telef olmuş. Döktüm oraya mamanı, döktüm. Tiger melezi de çıktı. Beyaz yok, daha açık renkli beyaz dediğim yok. Yavrulu anne yok. Bu geliyor diye buna da döktüm ama bu yedirmedi ona. Geliyorum, gidiyorum. O mu yedirmedi? Biri yedirmedi ama hangisi? Şu da hasta galiba, hiç mamaya bakmadı bile. Tok gibi durmuyor, bence aç, hasta. Az önceki yerde mamalara fazlaca döken arkadaş gelip köy içinde de dağıtsa bu canlar da aç kalmazdı. Flaşı da açayım, görün. Bu mama muhtemelen dün ya da önceki gün bırakılmış. Şu arka ağaçta da var. Ben bu kadar çok bırakılmasını israf olarak görüyorum. Eğer takipçilerinin destekleriyle alıyorsa bu mamayı ve getiriyorsa, bu mama çöpe gitti. Yazık, günah. Verdiği emek çok güzel. Ama bu kadar fazla mamayı dökmek israftır, haramdır, günahtır. Evlatlar yememiş. Ben geliyorum mesela bu bölgeye. Evlatlara sesleniyorum. Evlatlar çıkıyor ortaya. Geliyorlar, yiyorlar. En fazla iki günlük. Hani ertesi gün gelemeyeceksem en fazla iki günlük koyuyorum mamayı. Yesinler. Ertesi gün az bir şey kalır, zarar görmez. Ama yağmurun geleceğini bile bile bu kadar mamayı dökmek israf. Başka hiçbir şey değil. Yazık, hani kendi parasıyla da yapıyorsa israf, başkasının parasıyla yapıyorsa bir de kul hakkı var işin içinde. Hadi kardeşlerin yanı. Evet evet evet, oraya koydum mamayı, aferin. Ama kardeşlerden biri yok galiba. Hadi gel. Kavga etmeden yiyin. Kavga yok. Az önce kavga çıktı. Şunu kovaladılar. O da gelip yer birazdan. Siyah uyuz bebek yok. Bunların kardeşiydi. Ölmüş olabilir. Geçen hafta paylaşmışım kafasında uyuz var diye. Hızlı yedin bebeğim. Hızlı yedin. Yutkunmaya çalışıyor şu anda. Hadi geç mamanı, hadi. Bir iki tane evde eksik. Yani bunun kardeşi hariç.
Evet, flaştan korkuyorlar. Ben flaşı açık unutmuşum. O bebekleri çekmek için gittiğimde flaş açmıştım, karanlık yerdeler diye. Flaştan korkuyorlar muhtemelen. Buradan iki evlat eksik. Şu Tiger'ın renginde bir evlat yok. O Tiger çok korkak bir evlat. Bir tane de beyaz evlat vardı burada. Bundan biraz daha beyaz. Bir de yavruları olan Kangal melezi, çoban melezi evlat yok. Şu çok korkak, inanılmaz korkak. Bir türlü alışmadı bana. Arabamı gördü mü koşuyor, geliyor mamaya. Ben gitmeden yemiyor. Alacaksın abi, onun kulağını kesenin. Kulağını keseceksin. Ha, keseceksin kulağını ki anlasın. Nasıl bir acı yaşatmış bu hayvana. Gideceğim abi, oraya da gideceğim. Bu sağdaki sokak değil, düz devam edeceğim abi. Ha, işte ha, o düz. Burada bir tane uyuz evlat var siyah. Onu ben aldım zaten. Bayağı oldu alalı. O bende. Nasıl bu kadar korkak olabiliyorlar? Ne yaşıyorlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Yanına doğru yaklaşayım, mamayı bırakıp gidecek. Aynen böyle. Ne yaşadın sen, ne? Üçü de çöpten yemek arıyor. Gri renkli olan da korkak. Flaşı gördü, korktu hemen. İndi. Çöp konteynerinin üstündeydi. Ben gelmez sandım ama geldi. Çöp konteynerinin üstündeydi, yemek arıyordu. Flaşı gördü, kaçtı hemen. Ama geldi mamaya. Ye ye ye, mamanı ye. Korkma, korkma, korkma. Kıyamam sana ben ya, kıyamam. Nasıl aç? Ne oldu, niye bıraktın? Hızlı mı yedin? O siyah araba mı çağırdı? Yok, sen aldın. Nerede abi şimdi? Neye verdin? Karıya verdim Ege. Ha, benim karıya verdin. O da güzelmiş abi. Tam Trakyalısınız bir abi ya. Yani sen çok şerefsiz bir annesin ha, bebeklerine saldırıyorsun. Olur mu öyle şey? Çok ayıp. Hey bak. Şişt. Abi senin her seferinde burada olman lazım bu yemek yerken ki bebeklerine zarar vermesin. Yani biz hata yaptık. Şey abi onlara. Baksana abi. Korkutuyor onları, korkutuyor. Bak kıyamam ya. Çok ayıp. Bak bak bak, ısırıyorsun ama, ısırıyorsun. Hayır. Hiç aşağı inmesin, yorulmasın dedim, oraya döktüm babayı. O da istifini bozmadan yiyor. Üşümezler, ıslanmazlar, hasta olmazlar. Değil mi? Onun için gelmiş, kartonun üstüne oturmuş. Köyde rastladığımız arkadaş, yavrular var dedi. İyi, en azından sıcak yerdeler. Kendi kanı doyurunca yavruları da doyuruyor. Helal olsun ona. Oy maşallah sana be. Hava muhalefetinden bazı bölgelerdeki canlar ortaya çıkmıyor. Bir yerlere sığındılar muhtemelen. Ben ulaşabildiklerimi besliyorum. Dağ başında ya, dağ başında. Ne arıyorsun sen burada? Burada en yok cin yok. Memeleri de dolu. Az önce canlı yayın yaparken bu evlatlara mama verilmiş olduğunu gördüm. Şu arkamdaki araba tarafından. Ama sağlam vermiş yani, böyle bir avuç kadar. Gene de Allah razı olsun. Bu evlatlar dün akşam yemek yediyse toklardır. Şu an yemeğe saldırmadılar. Ama ben yarın yetecek kadar da mamamı bıraktım. Yani acıktıklarında yerler. Gelmişken hiç mamamı bırakmadan dönmek olmaz. Şu bacaksız buranın kabalığısı ya. Şu Golden'a da bir aile bulamadık. Oğlum, istemiyorlar seni. Siz hiç aç kaldınız mı? Hiç kuru ekmeğe böyle deli gibi saldırdınız mı bilmiyorum ama bu canlar hep aç, hep.
biz mama getirebilirsek doyuyorlar, biz mama getiremezsek birbirlerine saldırıyorlar yani. Şu karşıda da var, hatta ekmek atmış oraya, karşıdaki ekmeği aldı gitti. Burada bu canlıların olduğunu bilen biri herhalde ekmek attı. Bu benden korkan siyah beyaz evlat. Hani ben arabaya bindiğimde ancak arkamdan avlandım. Evde de makarna vardı. Özellikle onları da buraya getirdim ama bu direkt kapattı. Diğerlerine vermiyor. Evlerini, köylerdeki evlerini yazlık olarak kullananlar işte bahçelerine alıyorlar, bir tane köpeği koyuyorlar. Hani misal örnek vereceğim. Burası belki değildir bunun sahibi ama hafta içi kimse olmuyor. Hafta içi köpekler aç. Hava soğuk olduğunda hafta sonları da gelmiyorlar. Allah ne verdiyse bulacaklar da yiyecekler. İki evlat var. Diğer evlatların hiçbir ortada yok. Muhtemelen yağmurlu, hava soğuk ondan dolayı. Bu arada şu rüzgar türbinleri burada bu kadar yoktu. Durmadan yapıyorlar, durmadan yapıyorlar. Birçok ülke bunları kaldırmaya başladı, yasaklamaya başladı. İnsanların yaydığı radyo frekansı mı bir şeyle işte insanları rahatsız ettiği yönde bir araştırma yapılmış. Türkiye'de de daha yeni adam gibi başlandı. Hani yok muydu, vardı ama ormanları talan ederek sayılarını arttırıyorlar. Kesilen ağaçların adli hesabı yok, orası orman içi. Kavga etmeden. Buna yedi. Şu yeni atıldı değil mi bu siyah be? Yok, dolu yeni atılan da buna yedirmiyorlar hiç. Abi çok döktüm, var burada. Bunlar bitince yiyemeyenler gidecek. Yoksa telef olacak mama öbür türlü de. Akşam ayında o yelkenci var sizlere koşana. Kim var? Her yelkenci fabrikası var. Ha doğrudur, bilmiyorum abi. Her gün 30 tane ekmek aldı diyor, bana veriyor onlara. Allah razı olsun abi. İşte ekmek yeterli olmuyor abi, ekmek yeterli olmuyor. Yani. Kavga yok. Bir bu tarafta varlar. Bir de hey! Bak kovaladılar ya. Bir de işte aralarındaki hiyerarşiden dolayı orada olanlar var. Böyle birbirleriyle de kavga ediyorlar. Bu ikisini buralarda daha önce hiç görmedim ben. Bunda küpe var, onda var mı fark edemedim ve bunun sol tarafında kan var. Yok, bunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin küpesi. Büyük olasılıkla. Ya da o numaralı küpeler, pardon. Bu yuvarlak İBB. Bu nerenin bilmiyorum. Yavaş. Şimdi ben geçen hafta burada bir sürü ağaç kestiler, talan ettiler diye söylemiştim. Bu hafta da kesmeye devam etmişler. Bu bölgeyi hatırlar mısınız bilmiyorum. Ha, az önceki besleme bölgesinde söylediğim Kangal galiba buydu. Bu bölgeyi hatırlayan varsa eski takipçilerden, buranın şu bölgenin ağaç dolu olduğunu hatırlarlar. Sonra biz ağaç kesmiyoruz diyorlar. Ya nasıl deli olmayalım arkadaş, nasıl deli olmayalım? Bu kadar ağacı katledersen ne bekliyorsun, ne olacağını sanıyorsun, anlamıyorum ki. Geçen buraya dev gibi bir kangal atmışlardı. Var bir tane daha siyah, büyük bir şey. Büyük, bayağı büyük. Korkak, evet. İnsandan korkuyor. Var be, gene bayağı köpek attılar. Biliyorum. O ikisi öldü herhalde değil mi abi? Bir tanesi şu köpek boğdu, İstanbul çıktı. Bu mu boğdu? He, İstanbul'a şey çağırdı. Ne diyeyim abi? Geldiler, aldılar, götürdüler onu. Senin yaşlı var mı bunun orada? Abi seslendin de gelmedi. Bunu sana vereyim ben. Sen o senin yaşlı evi, sen sevinirim. O bazen bunlardan korkuyor, gelmiyor. Orada, ya, orada ben besliyorum onu. O seni o uyuz almıştık ya buradan hani. Diğer köpek saldı. O acayip oldu şimdi. Çok güzel oldu. Yapma ben ya. De. Tabii çiftlikte o. İyileşti çiftlikte.
Onu getirmeyeceğim bir daha buraya. Salih'le biz zaten oraya gittik. Hepsi peşimizden geldi. Ben sana bu iki paketi bırakayım abi. Bu iki paket bittiğinde bana haber ver. Çünkü ben hafta içi gelemiyorum. Bittiğinde gene haber ver. Ben gidiyorum normalde. 8 tane zamanla gidiyorum. O kırıklığı içinde haber vereceğim. İşte o kırık için ben çok şey yapıyorum. Geceden beri uyumadım. İşte haber vereceğim abi sana. Gücümüz yeterse alacağız. Yetmezse yapabilecek gücümüz yok abi. Bir şeyimiz yok yani. Yani yetişemiyorum. Ben de yetişemiyorum. Buraya da yarın gelmeyeceğim. Buraya da yarın yeter. Çünkü havalar erken karardığı için beslemeye çıktığımda hani yazın ki sokağa çıkma yasağı gibi olmuyor arkadaşlar. Hava karardığında evlatları bulamayabiliyoruz, edemeyebiliyoruz. Gideceğim o kadar çok yer var ki. Ben tüm evlatları gün ışığında bulabileyim derdindeyim yarın. Onun için bugünden buraya geldim. Pazar gününe, hani bugünden mama desteğe gelirse mesela biraz pazar günü içinde çiftlikten mama yiyelim. Sonra Patifood'dan mama gelir ya da derneğe bağış yaparsanız mama alırız ve pazar gününe buraya gelebiliriz. Tavuklar da iyi. Çöpçü abi de şu arka sokaktaki canlara bakıyor. Buranın bir alt sokağında 4-5 can var orada. Seter mi? Ha yok, yeni mi atıldı abi? Tamam. Tamam, arkaya uğrayacağım abi ben. Sen o arkadakilere verirsin abi o verdiğimi. Gel gel gel. Şu ağlıyor arkadaşlar, ona da gideceğim. Tavuklar da yiyor şu anda. Tamam, geliyorum geliyorum. Burada hiç mama vermiyorlar, bir şey yapmıyorlar. Öyle bırakıyorlar, anlamıyorum. Tamam kuzum, tamam. Şu arkada da canlar bekliyor, oraya da gideceğim. Orada da bir 7-8 tane var. Şu an ikisi görünüyor. Benim evlatlar ortada yok diyordum, şuradan geliyorlar. Bunlar acaba niye yukarıki tarafa doğru gidiyorlar? Bunlardan korktukları için mi? Evet, bunlar yani sahibi çoban evlatlar. Şuradaki koyunlara çobanlık yapıyorlar. Bizimkilerin bölge değiştirmesi muhtemelen ondan dolayı. Bu ve şundan dolayı benim diğer evlatlar gelmiyor. Bu burada yiyor, siyah yemiyor. Şu sarı gelemiyor korkudan. Şu gelmiyor. Arkada da bir tane var. Binanın ön tarafında. Gel gel. Bir şey yapmaz onlar. Bir şey yapmaz diyorum ama tabii ben gidince yapabilirler. Burada hamile ya da bebekleri var. Muhtemelen bebekleri var.